merhaba diyelim. Gülsüm Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, nasılsınız? Süper, biz de çok iyiyiz. Bugün neler gösteriyoruz? Bugün eski kotları değerlendirmeyi göstereceğim. Bu kotumuz yırtılmıştı arkadan. Ben onu kamufle etmek için böyle pul payet bir kumaş vardı. Onu ekledim. Ucunu da boru boncuklarla saçak yaptım. Boru boncukları kendiniz mi tasarladınız? Evet, kendim tasarladım. Ay, çok güzel olmuş. Bir giyeyim mi? Giyin lütfen. Şu şekilde. Gerçekten çok güzel olmuş. Bayıldım. Bu eski bir kot yelekti. Evet, kot yırtıktı. Kollarını kestim. Kenarını da bir yeyle kapadım. Bu şekilde. Harika. Böyle bir yelek yaptım. İnanılmaz güzel bu, olmuş. Bu şekilde. Diğer kotumuzun da yakasını kürkle kapladım. Bu da eskiyen bir kot. Evet, bu eskimekten daha ziyade ben değişiklik tarzını yapmak istedim. Tarzını değiştirdim. Kolluklarını kestim. Ucuna yine kürk taktım, zincir taktım. Etek uçlarını da bu şekilde. Bu da. Harika olmuş. Yiyelim. Bu da. Aslında yine her şey hanımların elinde evet, olan bir şey. Böyle. Kürkleri aldık. Evet, yani bu şekilde yani değişiklik yapmak istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani kumaş, kürk, herhangi bir şey yapılabilir. Peki bugün ne göstereceğiz? Bugün de bir derim vardı. Deri montum. O montumda da. Böyle düz bir deri mont. Bak mesela burası takıldı, yırtıldı. Ha, yırtılmış, evet. Evet, bu montumu ben şimdi üzerine yine bir kumaşım var. Onunla kaplayacağım. Bunu da kullanılır hale getireceğim. Yani bu deri montu hem evet, daha şık hem yepyeni bir şekilde evet, yırtığı gözükmeyecek şekilde aynen değiştireceğiz. Öyle. Evet. Harika. Peki bunun için neler gerekli? Bunun için iğne, iplik, kumaş yeterli. Kumaşı nereden aldınız? Kumaşı pazardan aldım. Bana pazarda bir, hani bir liraya atılıyor, mal oldu. 1 lira, evet, 5 lira, 10 1 TL. 1 liraya aldım bunu. Kaça? 1 liraya aldım. 1 TL. Astragan'a benzeyen bir kumaş. Ben bunu işte birazdan bunun üzerine dikeceğim. Gerekirse süsleyebiliriz de. Mesela şöyle bir hırkam vardı, sadeydi. Üzerine boncuklar takarak. Harika. Süsledim. Çok beceriklisiniz. Mesela teşekkürler. Bir kot pantolonum vardı, kestim. Üzerine boncuklar süsledim. Bacak kısmına da dantel taktım. Böyle. Peki bu malzemelerin elinizde olması mı gerekiyor? Tabii ki bunları yapabilmek için, değil mi? Ya elinizde, ya aslında bir kadının evinde genellikle bir şeyler vardır. Olması da mesela diyelim, bunu ben başka bir şeyden çıkardım, buna taktım. Ondan sonra bu kumaş, diyelim ki mesela şu kürk bir ceketti, bunu kestim, bunu bu şekilde kullandım. Bu bir kolye zinciri olabilir, onu ona kullanabilirsiniz. Yani başka bir şeyi başka bir şeye çevirebilirsiniz. Mesela eskiyen bileziklerim var, bunlar kullanılmıyor mesela. Üzerine kadifeyle kapladım, üzerine zincir taktım. Mesela şunu abiye bir bilezik istiyorsanız, mesela şu kullandığım kumaş, şu kadarlık bir kumaş. Ha, bu kadarlık kumaşla. Ha, bu kadar bir kumaş, pul payet. Bunun üzerine sarıyorsunuz, diktiniz. Bunu bu şekilde sardınız, diktiniz. Ondan sonra bunu bir abiye bilezik olarak kullanabilirsiniz. Çok yani da güzel olur. Evet. Peki efendim, siz o deriyi kaplarken tamam, ben tekrar yanınıza geleceğim. Ören Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gülsüm, bana katılıyor musun? Mesela bir şeyi eğer bir kelime kullanılıyorsa fazla yediremiyorlar. Onu sineye çekemiyorlar ve sessizlik olduğu zaman ya da ertesi gün tekrar bir surat düşüklüğü ya da bir moralsizlik mutlaka bey de bu sefer geri almak durumunda kalıyor. Kadınlar daima haklıdır. Haklıdır değil mi? Kadınlara bir alkış gelsin Altan. Hanımlar bir tane. Peki Nagihan, bugün ne gösteriyoruz? Bugün sabun yapılışını gösteriyoruz. Şey, Gülsüm katılıyor musun? Biraz paylaş bizimle bunları. Ya kadınlar ya sevgilerini göstermeliler. Erkekler de sevgilerini göstermeliler de çok fazla dile getirildiği zaman bilmiyorum ben nasıl diyeyim. Ben çok fazla sevgimi dile getiren bir insan değilim. Hareketlerimle göstermeyi seviyorum. Yani mesela eşine ya da hayatında olan birine seni çok seviyorum, seni çok seviyorum, sabah seni çok seviyorum, akşam seni çok seviyorum. Ya öyle bana açıkçası çok öyle vıcık vıcık geliyor da sevdiğimi söylerim, gerektiğinde söylerim. Hani onsuz olamayacağımı hissettiririm bir şekilde. O da bensiz olamayacağını hissettirir.
Ama hani böyle çok sürekli seni seviyorum kelimesi bana nasıl diyeyim ya çok yapmacık gibi geliyor. Hani yıpratıyor muyuz ama peki o sırada? Aha. Yani o sevginin değeri, yani seni seviyorum demek çok özel bir kelime kimisine göre. Ki ben çok kullanırım hayatımda. Ben sevdiğim dostlarıma bile seni çok seviyorum diyebiliyorum. Ben de hani sevdiğimi söylemeyi severim. Ama hani 24 saatte 24 kere de seni seviyorum demek bana fazla geliyor açıkçası. Fazla geliyor. Ha, yani güzel bir şekilde hani hissederim sevildiğimi. Sevdiğimi de hissettiririm. Hareketlerimle hissettiririm, yaptıklarımla hissettiririm. Aslında o zaman Refik Bey şöyle diyelim mi? Yani evet sıkılmazsın. Eşimi de öpüyorum burada. Bizden de sevgiler eniştemize. Evet. Sizleri yolluyoruz. Ben mesela duygularımı çok fazla dile getirmeyi sevmiyorum. Evet ben hareketlerimle sevdiğimi hissetsin istiyorum o kadar yani. Hareketlerle de derken o herhalde bir hayatın akışında ona verilen değer. Çünkü gerçekten kadınlık çok zor. Çok kolay bir şey değil. Annelik. Annelik çok zor. Çok zor. En büyük meslek annelik. Kesinlikle. Yani bana buna göre. Çok katılıyorum. Bana göre. Yani annelik ayrı bir mevzu, çok babalık da ayrı bir mevzu evet. Ama hep derler ya baba ne görüyor ki? Baba işte çalışıyor, çocuğu bakıp büyüten, okuldan karşılayan, yemeğini yediren, evet. Dersini çalıştıran anne. Baba da diyor ki ben de çalışıyorum, size para getiriyorum. Evet. Ya ama o yanlış bence. Çocuklarını nasıl? Sevdiğini göstermeli ve söylemeli de eşi. Yani ben çalışıyorum, para getiriyorum değil. Sevgisini de vermeli. Sonuçta kadın da evde bir emek sarf ediyor. Hem çocuklar için hem evi için, her şey için. Yorgun kadınlar daha çok her şeyden işten, güç çok sarf yorgun ediyorlar. Geldikleri zaman da hani bu çocuklarla çok iyi yaptınız. Buyurun. Facebook'tan hepsi arkadaşım. Refik Bey, Füsun Hanım. Nagihan Hanım. Selamlar. Füsun Hanım, evet. Füsun Hanım, hepsi burada. Sizler, Emine Hanım, hepiniz. Ne güzel. Cebini dışarı gösterecek şekilde. Diğerini de cep kısmını kapladım. Bu şekilde. Yani görürsünüz. Şu oldu. Bu şekilde. Yani yatık yerimizi kapattık, değerlendirdik, atmadık. Gülsün, gel. Kadrajı bozmayayım dedim. Deri de pahalı değilmiş. Sen kızı bozsun. Hakikli yani. Denginlik yıkılıyor. Şimdi bugün burası. Şurası zaten yırtıktı. Evet orası yırtıktı. İlk gösterdiğinde. Tamam. Bu kumaşlı bir yüzü olmadıyorsunuz değil mi? Astragalan ekleyen kumaşla kapladın. Cebini dışarıda bıraktın. Bu kadar basın. Evet. Elbisem de. İki tane elbise. Alt kısmı başka bir elbiseydi. Üst kısmı güzel değildi. Onu çıkarttım. Bu da başka bir elbiseydi. Bu etek kısmıydı. Kollarını kestim. Etek kısmıydı bu? Evet, burası etek kısmıydı. Kol kısmını kestim. O elbisenin kolunu kullandım. İki tane ayrı elbiseden bir elbise yaptım kendim. Helal olsun sana ya. Tebrik ediyorum seni arkadaşım. Valla bravo. Bir şey atmıyorsun. Evet, atmıyoruz. Çünkü hakikaten gerçekten, tam olana kadar her şeyi değerlendirdim. Evet. Yani bu bile mesela yeme eline hali gelse bunu da bu sefer kesiniz, gittik yerin. Mesela başka bir takıda kullanın, o şekilde. Evet. Peki Nagihan, hadi sendeyiz, gidiyorum. Evet. Şu anda...